Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasa değişikliğine %51 ile evet denmesinin ardından dün akşam üzeri Beştepe'de halka seslendi. Binlerce kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Hükümet kurma kavgaları, pazarlıkları, koalisyonlar dönemi sona erdi. Cumhurbaşkanı AGİT'in referandum süreci ve sonucuna ilişkin raporunu sert bir şekilde eleştirdi. Önce haddinizi bilin, haddinizi. Haddinizi bilin. Sizin hazırlayacağınız o siyasi içerikli raporları biz ne görürüz, ne duyarız, ne biliriz. Biz yolumuza devam ederiz. Erdoğan, 16 Nisan'daki kararın milletin işaret fişeği olduğunu belirtti ve idam talebine şu yanıtı verdi. Ben Sayın Bahçeli ne diyor? Ben idama evet derim diyor. Ben Sayın Yıldırım'ın da böyle dediğine inanıyorum. Fakat Sayın Kılıçdaroğlu da o da evet diyor. O da evet diyor. Parlamentodan geçti. Benim önüme geldi. Ben bunu onaylarım. Ha, eğer olmadı, bir halk oylaması da onun için yaparız. Referandumun hemen ardından Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'nun kabirlerini ziyaret eden Cumhurbaşkanı nedenini ise şöyle açıkladı. Onlar bu ülkede ne yazık ki demokrasi, demokrasi diye diye idam edildiler. İşte 15 Temmuz aynı zamanda bu adımın da atıldığı gün olacaktır. Anayasa değişikliğiyle gelen yenilikler artık tüm milletimizin...